Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Ne haber, iyi miyiz? İyisiniz, iyisiniz. Nur topu gibi bir enflasyonumuz daha oldu. Ekonomi %21 büyüyecek. Enflasyon büyümeyecek mi yani? Ekonominin büyümeye hakkı var, canavar da. Enflasyon isimli canavarın büyümeye hakkı yok mu? Aa, siz de çok acımasızsınız ama. Kusura bakmayın yani. Evet, nur topu gibiydi var maşallah. Ha, %19.25. Böyle maşallah topaç gibi gördüm ben. Kıpkırmızı surat, kocaman kocaman gözler, kocaman bir kafa. Büyümüş maşallah. Doğarken büyümüş. Canlarım ya. Ne güzel memleket değil mi? Memura %12 zam, enflasyon %19.25. Geçici. Devletimiz bizi öyle çok seviyor, öyle çok seviyor ki enflasyonla getiriyorlar, devalüasyonla götürüyorlar. Canım ya, vallahi. Evet, aslında hiç de bu kadar beklemiyorlardı. Değil mi? Hatta faiz düşürmeye hazırlanıyorlardı. Hazırlanıyorlardı. Ben dilim denmiyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2 gün önce galiba değil mi, yatırımcıları topladı, onlarla sohbet etti. Her açıklamasında, daha önceki bütün açıklamalarında reel faiz mutlaka vereceğiz. Faiz oranları asla enflasyon oranlarının altına düşmeyecek. Öyle diyordu değil mi? Sıkı para politikası uygulamaktan, enflasyonla mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz diyordu. O ve onun gibi bütün Merkez Bankası başkanları enflasyonla mücadele hedefimiz dedikçe ben ne diyordum? Ya bırakın kardeşim ya. Merkez bankaları sadece enflasyonla mücadele için kurulmazlar ya. Allah Allah. O zaman Merkez Bankası olmazdı. Enflasyonla mücadele derneği olurdu. Öyle değil mi ya? Ha, yanılıyor muyum? Yanılıyorsam söyleyin ya. Vallahi kırılmam kızma. Hadi be dedin, sen de bir bok bildiğin yok dersiniz, olur biter abi. Ama değil, Merkez Bankası abi ismi. Merkez Bankası. Ama efendim Merkez Bankası'nın ana sözleşmelerinde diyormuş ki merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek amacıyla kurulurlar. Ya siz bırakın orada yazanları ya. Allah Allah. AKP hükümetinin parti programında da hükümet programında neler yazıyor neler. Hangisi uygulanıyor? 2018 seçimlerine giderken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı, seçin kardeşinizi, enflasyonu da düşüreyim, faiz oranlarını da düşüreyim, döviz kurlarını da, yani doları da, avroyu da düşüreyim demedi mi abi? Parti programına, hükümet programına yazmadılar mı? Yazdılar. Düşmedi. Demek yazmakla olmuyor. Söylemekle de olmuyor. Ona bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası'nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, layık, sosyal, hukuk devletidir yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik bir devlet mi? Layık bir devlet mi? Hukuk devleti mi? Sosyal mi? Soru sordum ha. Aman cevaplarınızı siz verin, içinizden verin. Çok yüksek sesle vermeyin. Herkesin ağzından çıkacak lafa bakıyor. Neden? Karakollara gitmek için, savcılıklara şikayet etmek için. Ya ne memleket haline geldik ya. Ne memleket haline geldik. Hırsızları şikayet etmiyorlar. Dolandırıcıları şikayet etmiyorlar. Soyguncuları şikayet etmiyorlar. Hayır, onlara hiç sesleri çıkmıyor. Neden? Onlar onlardan çünkü beraber nemalanıyorlar. Malı beraber götürüyorlar. Memleketi soyanlardan şikayetçi olmayan deyuslar, kerhaneciler bizim ağzımızdan çıkacak küçücük bir argo kelimeye bakıyorlar. Sayın Muhterem Cumhurbaşkanımıza hakaret etti. Sizler aradan edepsizler siz. Ne hakareti? Ne zaman hakaret ettik? Allah Allah. Canlarım, 2020 Temmuz ayıyla 2021 Temmuz ayı arasında geçen bir yıllık sürede enflasyon oranı %18.95'ti. Yani geçen ay yıllık enflasyon %18.95'ti. 2020 Ağustos ayı ile 2021 Ağustos ayı arasındaki bir yıllık 12 aylık enflasyon oranı ise %19.25'e yükseldi. Şimdi size bir ders sorusu. Ders. Dert sorusu değil. Ders sorusu. Çok önemli bir soru. Faizler yüksek olduğu için mi enflasyon arttı? Enflasyon yüksek olduğu için mi
faizler yükseltilmişti zamanında. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? O kadar kolay bir soru ki cevabı yani. Abi ben bugüne kadar tavuktan yumurtanın dışında bir şey çıktığını görmedim. Ama yumurtadan tavuk çıkmıyor abi. Yumurtadan civciv çıkıyor. O civciv gelecekte horoz da olabiliyor. Bize ne onun özel hayatından abi? Ne karışıyoruz? Efendim tavuk mu yumurtadan çıkarmış, yumurta mı tavuktan çıkarmış? Ne biçim soru bu ya? Abi yumurta tavuktan çıkar. Evet yumurta tavuktan çıkar. Yumurtadan çıkan civcivdir. İsterse de horoz olabilir. İsterse üçüncü cins de olabilir. Bize ne ya? Allah Allah. Özel hayatıdır. Tercihidir. Karışamayız. Ya canlarım şimdi neyse gelin geçelim başka bir şeye daha. Erdoğan ne yapacak peki bu durumda? Bu durumda Erdoğan ne yapacak? Ne yapar sizce? Mesela şöyle diyebilir mi? Ben yüksek faiz, yüksek enflasyonun sebebidir dedim. İşte gördünüz. Faizler yüksek olduğu için enflasyon yüksek çıkıyor. Diyebilir mi? Diyebilir. Vallahi der. E abi haksız olur mu? Yok haklı olur abi. Adamcağız bas bas bağırdı. Yükseltme faizleri. Düşür faizleri diye. E ama dedi ondan sonra da faizleri düşüren Murat Uysal'ı görevden aldı. E aldı. O ayrı abi. O gün o gündü, bugün bugün. Yarın yarın olacaktır. Siz bugüne bakın. Aa beni de çok kızdırmayın ama. Allah Allah kafamı da bozmayın be. Tövbe tövbe estağfurullah. Ben severim Tayyip Bey'i. İyi adamdır abi. Bir defa yüksek muhasebeci, yüksek iktisatçıdır. Dünya çapında. Ya kim o bir sürü isimler falan sayıyorsunuz? Yok Nuri'ymişler, Muğri'ymişler. Ya onlar iktisatçı mı Allah aşkına ya bizim Tayyip Bey yanında? Tayyip Bey hepsinin cebinden çıkarır fırlatır atar abi bir tarafa. Yeter ki gücü kuvveti yerinde olsun o anda. Yani demek istediğim şu. Görünen o ki Kavcıoğlu'nun en son yatırımcılarla yaptığı toplantıda bir kere bile sıkı para politikası uygulamaya devam edeceğiz demeyişi, hani vardır Gaziantep'lerin bir lafı, ağzını büzüşünden Ömer diyeceği belliydi. Faizler düşüyor. Yükseliyor mu? E tamam abi peki o zaman buyurun. Buyurun abi. Bu ay, ayın 23'ünde mi açıklanacak bilmiyorum işte o zamanlar bir yerde açıklanacak. Hep beraber görelim abi. Faizler yükseliyor mu? Düşüyor mu? Sabit mi kalıyor? Sabit kalırsa da Merkez Bankası Başkanı mahcup olacak. Düşerse de Merkez Bankası Başkanı mahcup olacak. Faizler yükseltilirse Recep Tayyip Erdoğan bir süre sokağa çıkmayacak. Ekranlara da çıkmayacak. Ya da sıkı sıkı herkes tembihlenecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza faizlerle ilgili soru soramazsınız. Soru soranın burnunu koparırım. Çok kızarsak başka yerlerini de koparırız. Vallahi dikkatli olun. Benden söylemesi abi. Faizler düşer mi? Düşerse de dolar 10 liraya geçer. E deneyeceğiz hep beraber abi. Hani adam oturmuş berberin koltuğuna, kardeş demiş ya benim saçım beyaz mı siyah mı? Beyim demiş berber, az sonra kırkacağım önüne düşecek görürsün. Bekleyeceğiz ama az kaldı. En çok en geç 23 Eylül 20 gün sonra neler olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii bu arada Birleşmiş Milletler'de de toplantılarında da Türkiye Cumhuriyeti'nin saygıdeğer Cumhur Reisi Amerika Birleşik Devletleri'nin saygısız değersiz olan başkanla sohbet edecek. O günkü haberleri bugünden görür gibi oluyorum. Ne hava atacaklar be. Yarım saat için planlanan görüşme bir saat sürdü. Kardeş öteki yarım saatte tercüme. Vallahi şaka yapıyorum ya. Şaka yapıyorum. Ya bir tweet attım. Eğer haber doğruysa dedim. Eğer gerçekten dönemin başbakanı, dönemin bakanının yüzüne, suratına, başına neyse ayakkabıyla basmış ise mafya yönetiyor. Hem de öyle bir mafya ki ordusu var, emniyeti var, yargısı var dedim. İsim yok. Ülke ismi yok. Başbakan ismi yok. Zaten Türkiye'de başbakan yok. Cumhurbaşkanlığı var.
Bakan ismi yok zaten Türkiye'de, bakanlık kalktı. Bakmayın siz bakan dediklerine. Cumhurbaşkanlığı sekreterleri var. Buna rağmen beni uyarıyorlar. Diyorlar ki dede ya ne yaptın be ya? Şimdi yine seni çağıracaklar jandarmaya, oradan savcılığa, savcılıktan mahkemeye, mahkemeden hapishaneye. Ya ne ilgisi var ya? İsim yok. Tarif yok. Başbakanın kim olmuş belli değil. Hangi memlekette geçiyor olay belli değil. Ha biri sormuş dede Mozambik'te mi? Evet, evet Mozambik'te. Mozambik'te geçiyor. Ne diyeyim başka, Mozambik'te geçiyor. Ya ne bileyim ben hangi ülkede geçtiğini. Ben zaten başlarken daha eğer haber doğruysa diyorum. Haber doğruysa demek bir defa daha henüz haberin doğruluğundan emin değilim. Siz eminsiniz. Nereden biliyorsunuz hangi haber olduğunu, hangi ülke olduğunu? Hadi ya ben ne kafa bulmayayım. Nereden bileceksiniz? Allah Allah. Hele Türkiye, hiç ilgisi yok. Türkiye'nin niye ilgisi var Allah aşkına ya? Canlarım şimdi sizin de güzel bir haber paylaşayım mı? Çok sevineceksiniz, çok mutlu olacaksınız. Sanki o milyonlarca lira sizin cebinize girmiş kadar mutlu olacaksınız. Çünkü çok tanıdık, çok bildik bir isime devletimiz, âli devletimiz ve iktidarımız harika bir kıyak çekti. Ya size pay düşmeyecek. Olsun canım size pay düşmeyecek ama aranızda belki beyefendinin ortağı olduğu gazeteleri takip edenleriniz vardır. Belki o yani. Haberi okuyayım mı? Peki sıkı durun. Cengiz Holding iştiraki Edibakır'ın Samsun'da kuracağı 1.6 milyar TL'lik katot bakır ve kimyasal gübre üretim tesisine proje bazlı devlet desteği sağlanacak. Kararda şirkete gümrük vergisi ve KDV muafiyeti dahil birçok destek sıralandı. Abi ne güzel devlet ya. Abi ne güzel devlet ya. Ya ben 3 dolar, 5 dolar, 1000 dolar, 3000 dolar neyse bu memlekete 2 senedir döviz getiriyorum. Öyle ya da böyle. Ve getirdiğim döviz 640 bin liraya yaklaşmadığı için bile, yani bırak geçmeyi, yaklaşmadığı için bile vergi kanunlarımıza göre vergiden muaf. Öyle abi ben demiyorum vallahi, kanun mevzuat orada. Türkiye'ye döviz getirenlerin gelirlerinin 640 bin liraya kadar olan kısmı, hayır döviz miktar olarak belirtmiyorlar. Haklılar haksızlar, tartışma mu ayrı bir şey. 640 bin liraya olan kısmı diyor vergiden muaftır diyor kanun. Bir. İkincisi varlık affı mı, varlık vergisi affı mı, varlık barışı mı diye bir şey daha çıkardılar değil mi? Yurt dışında dövizi olanlar diyor bunları 31 Aralık 2021 yılı sonuna kadar Türkiye'deki bankalardan herhangi birine, Türkiye'deki yerleşik bankalardan herhangi birine getirirlerse haklarında vergi denetimi yapılmaz diyor değil mi? Böyle diyor. Vallahi böyle diyor, billahi böyle diyor. Abi benim ağzıma tükürüyorlar ya, beni mahvediyorlar. Söylüyorum ya çocuklar, arkadaşlar. Etmeyin, eylemeyin. Hadi diyelim ki benim beyanlarımı kabul etmediniz. Ya banka hesapları orada. Bakarsınız. Hadi oraya da bakmak zor geldi. 31 Aralık'a kadar bekleyin be ya. Bekleyin bagajım be ya. Abi beklemiyorlar abi. İlle huzursuz edecekler beni. Ya vallahi yok ya, şikayet hiç söylemiyorum ya. Örnek geldi de aklıma şimdi. Bir taraftan benden hiçbir fark olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşı olarak benden hiçbir ayrıcalığı olmayan, ben de Cengiz kardeşimize, arkadaşımıza milyarlarca liralık kıyak, zavallı, tabii asla zavallı değilim de, ama muhalefet yapan, zaman zaman muhalefet yapan, haklarıysa da hakkını veren Memduh Bayraktaroğlu'na maliye zulmü. Ya benden ne istiyorsunuz ya? Hayır ne istiyorsunuz siz benden ya? Abi bekleyin 31 Aralık'a kadar madem öyle. Hadi bekleyin, bakın tekrarlıyorum. Diyelim ki 640 bin liradan fazla kazandığımı zannediyorsunuz. Ya bankalar elinizin altında, bankalar, ama benim banka hesaplarım zaten bir tane var. Yani emekli maaşımın geldiği banka hesabı. Başka da hesabım yok. O banka hesabıma cangur cungur giriyorsunuz çıkıyorsunuz. Görmüyor musunuz? Başka yere hiç asla yok. Olsa zaten haberiniz olur. Uçan kuştan haberiniz olur. Neden? Şimdi dünya dijital, Türkiye'de dijital. Her şey dijital. O evvelden de öyle. Kalamozalar zamanındaydı. Şimdi devlet
kimin hangi bankadan ne kadar parası var, ne kadar para çekmiş, nereye ne kadar para yatırmış hepsini biliyor. E abi bana bu para mübarek para yurt dışından bavulla da gelmiyor. Ha vallahi gelmiyor. Ya vallahi tövbe tövbe estağfurullah. Allah'ın adamları. Bu ülkenin başbakanının, oğlunun, damadının, kardeşinin, eniştesinin yurt dışından hesaplarına 15 milyon dolar geldi. 15 milyon dolar kaç tane 640 bin lira yapar? Ya vergi aldınız mı? Hesap sordunuz mu? Yo, e benden mi istiyorsunuz lan? Lan benden mi istiyorsunuz? Geçecek bu günler. Geçecek bu günler. Hepinizi tek tek yazmışım deftere. E vallahi yazdım, billahi yazdım. Benden çekeceğiniz var. Ne? Yok canım ben öyle mahkemeye falan gitmem abi. Dilimden düşürmeyeceğim sizi. Şimdilik isimlerinizi vermiyorum. Hayır vermem de. Vermem de isimlerinizi. Ama öyle gün gelecek Türkiye'ye adalet de gelecek. Türkiye gerçekten hukuk devleti olacak. Yargı bağımsızlaşacak. Gerçek bağımsız bir yargımız olacak. O zaman sizlerle öyle bir uğraşacağım ki yok öyle hakaret falan etmem ben. Her gün adınızı söyleyip merhaba canım ne haber bugün diye yeter. Yeter abi. Yapmam mı? E vallahi yapmasam ne anlardı? Yapmasam eşek olay şey. Bak bu kadar büyük yemin et. Ya ayıptır ya. Yazıktır ya. Hakikaten ayıptır, hakikaten yazıktır ya. Vergi kanunlarını ben sizden daha iyi bilmeyeceğime göre ama vergi kanunlarında muafiyetler bu kadar net yazdığına göre, vergi barışı ve varlık barışı bu kadar net ortada olduğuna ve varlık barışının başvuru süresi 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldığına göre benden ne istiyor? Vermem. Hayatta vermem. Ha verirsem Allah benim hemen canım alsın. Bir kuruş verirsem ne anlardım ben? Para çalmadım, hırsızlık yapmadım, şerefsizlik yapmadım lan. Çalışıyorum alın terimle. 70 yaşımda eşekler gibi çalışıyorum. Ve devletin bana tanıdığı haktan istifade ediyorum. Hadi gidin ya. Ha gelin. Gelin üstüme. Gelin. Gelin daha. Bakalım ne kadar geleceksiniz. İşte 2 sene kaldı. En çok 2 sene. 2 sene basın üstüme, basın omzuma, sırtıma basın. Beni rahatsız edin. Umurumdaysanız şerefsizim. Bakın umurumdaysanız şerefsizim. Kralınız umurumda değil. Hiç. Lan ben Memduh Bayraktar olayım be. Sizden mi korkacağım? Allah Allah. Şanlıurfa Deva Partisi lideri Ali Babacan 15-27 Aralık olaylarıyla ilgili eski Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın yıllar sonra yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Babacan, malum arkadaşlar Yüce Divan'a gitmemek için sağı solu tehdit ettiler diye konuştu. Canlarım, beni artık herhalde tanıdınız. Ben bugünlerde konuşan insanların yanındayım. Doğruyu söyleyen insanların hiçbirisine kardeşim 2013'te aklın neredeydi diye sormam. Asla sormam. Bunun da şartı vardır. Medyada pek çok dostum var. Pek çok arkadaşım var. Yalakalık yapmıyorlar. İktidar yalakalığı yapmıyorlar. Ama iktidara muhalefet de etmiyorlar. Onları çok iyi anlıyorum. Neden? Kurulu bir düzenleri var. Kurulu düzenlerin yanında acımasız bir iktidar var. Acımasız bir yargı, acımasız bir medya patronajı, acımasız bir meslektaş grubumuz var. Onları nasıl anlayışla karşılıyorsam buna karşılık yalakalık yapanları ve muhalefete muhalefet edenleri hem de ahlaksızca muhalefet edenleri tenkit ediyorsam ben bugünlerde iktidarın bütün pisliklerini ortaya açıkça serenlere de neredeydiniz kardeşim daha önce diye sormuyorum. Sizden de sormamanızı hassaten istirham ediyorum. Bakın ilk defa 262 bin kişilik ailemden, dijital ailemden istirham ediyorum. Dinlemen zorunda değilsiniz beni. Ama lütfen ehemini mühimine tercih edelim. Tek sorunumuz var. Bir tek sorunumuz var. Ülkenin bir tek sorunu var. Ülkede hırsızlık olmazsa, yolsuzluk olmazsa, her şey adaletli olursa, yargı bağımsız olursa, gerçekten demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olarak yaşamamızı, payidarlığımızı sürdürürsek, inanın bundan hep beraber biz kazanırız ve bu
demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olarak kalmamıza yardımcı olacak olan eski iktidar mensuplarının bugün yapacakları bütün açıklamalar benim penceremden fevkalade sağlıklı, doğru ve desteklenmesi gereken açıklamalardır. Ya ben kötüye karşıyım ya. Ben Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e falan karşı değilim. Ben sadece ve sadece kötüye karşıyım. Cinayeti görmüş, o gün kendisi de tehdit altındaymış. Hayati tehlike yaşıyormuş, cinayeti söyleyememiş. Ama bir gün gelmiş, vicdan azabı o kadar ağır basmış ki elindeki bütün görüntülerle beraber savcılığa gitmiş. Demiş ki falanca tarihte işlenen şu cinayetin hem canlı tanığıyım hem de işte elimde kanıtları demiş. O anda o adama daha önce neredeydin deyip kovan polis ve savcı olabileceğini düşünmüyorum. Namuslu bir polis, namuslu bir savcı olabileceğini düşünmüyorum. Ve Türkiye'de halen namuslu, dürüst, şerefli, haysiyetli, onurlu çok sayıda polis, savcı ve yargıç olduğuna inanıyorum. Çok sayıda. Ülkemizde namuslu polislerin, haysiyetli, şerefli, onurlu polislerin, savcıların ve yargıçların sayısı inanın satılmış, kiralık, pislik, hırsız, düzenbaz, rüşvetçi, partizan, polis, savcı ve yargıçlardan çok daha fazladır. Zaten gelecekte onlara güvendiğimiz için bu kadar rahat konuşuyoruz. Evet. Ve birkaç sene daha sıkıntı çekeceğiz. Çekeceğiz, ne yapalım? Bu arada başımıza iş gelir. Gelecek, ne yapalım? Bizim başımıza iş gelse de arkamızdan birileri düşürmeden elimizdeki bayrağı kapacak, koşmaya devam edecek. Bu iş böyledir canlarım. Eğer insanlığa yardım için yola çıkmışsanız koşu hep sürecek. Benim koşum hep sürecek canlarım. Hepinizi sevgili gözlerinizden efendim. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.